Kutsül Kurra Abdurrahman Gürses Hoca Efendi Kuddise Sirruhu. Yaşamış olduğu dönem ve sonrasında birçok Müslümanın gönül bahçelerine işleyen sesiyle ayet-i kerime ve aşr-ı şerifleri zikredip günümüzde de adından söz ettiren Abdurrahman Gürses Hoca Efendi Kuddise Sirruhu kimdir? Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Soğuk Su köyünde İmam Hafız Sayit Efendi ve Fatma Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Henüz çocukluğunda kalbi iman ve Kur'an-ı Kerim sevgisiyle dolan bu çocuk, geleceğin Reisül Kurrası olacaktı. 13 ya da 14 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hafızasına nakşetti. Ardından bugün Sakarya ili sınırlarında bulunan Hendek'te talim ve tecvid dersleri aldı. Hendek Yeni Cami Medresesi'nde Müftü Ali Niyazi Konuk'tan sarf, nahiv ve fıkıh dersleri aldı. Daha sonra İstanbul'a giderek Ayasofya Soğukçeşme Medreselerinde bir müddet tahsil gördü. Yeni Cami İmam Hatibi Nuri Efendi gibi Osmanlı bakiyesi olan ulema-i müderrislerle tanışıp kendilerinden faydalandı. Erbilli Esat Efendi'nin sohbetlerine katıldı. 1924 yılında medreselerin kapatılması üzerine Hendek ilçesine geri döndü. Bir müddet burada kaldıktan sonra askerlik görevini yerine getirdi ve 1934'te tekrar İstanbul'a gitti. Üsküdar'a yerleşen Hoca Efendi, Üsküdar Selimiye Camii İmam Hatibi Fehmi Efendi'den İstanbul Tarihi, Ahmet es-Sufi mesleği üzerine kıraat okudu ve 1937'de icazet aldı. İlk resmi görevine 1938 sonlarına doğru Fatih Mihrimah Sultan Camii İmam Hatibi olarak başladıysa da bir ay geçmeden Teşvikiye Camii'ne nakledildi. Burada yaklaşık 5 yıl görev yaptıktan sonra 22 Mayıs 1944'te Beyazıt Camii'ne tayin edildi. 6 Haziran 1979'da emekliye ayrılıncaya kadar bu camide görev yaptı. Gönelli Mehmet Efendi olarak bilinen Mehmet Öğütçü'nün vefatının ardından Reisül Kurra unvanını alıp ahirete irtihal edene kadar bu görevini sürdüren Gürses, İmamlık vazifesinin yanı sıra Beyazıt Camii ve Nur-u Osmaniye Kur'an kurslarıyla 1973'te bir dönem İstanbul İmam Hatip Okulu başta olmak üzere çeşitli yerlerde talim ve kıraat dersleri verdi. Bu arada davet üzerine gittiği Fas'ta Verş rivayetini okuttu. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Haseki Eğitim Merkezi'nde 1976-1998 yılları arasında kıraat öğretti. Gayri resmi olarak icazet verdiği pek çok talebenin yanı sıra burada yüzden fazla talebeye aşere-i takrib icazeti verdi. Talebeleri arasında İsmail Biçer, Mehmet Çevik, Ramazan Pakdil, Mehmet Sevinç, Necati Kap, Sıtkı Gülle, Fatih Çollak, Mustafa Demirkan, Talip Akbal ve Osman Şahin gibi isimler zikredilmektedir. Vakarı, tok gözlülüğü, temiz giyinişi, Kur'an-ı Kerim hizmetine gönül vermesiyle tanınan ve zihinlerde müstesna bir yer edinmiş olan Abdurrahman Gürses Hoca Efendi, 10 Ağustos 1999 tarihinde vefat ettiğinde Beyazıt Camii'nin haziresine defnedildi. Gürses'in iki oğlu, bir kızı olup eşini ve bir oğlunu hayattayken kaybetmiştir.